Münevver Karabulut cinayetiyle başlayacağız. Hakikaten enteresan bir gündem maddesi. Yıllardır süre gelen ve herkesin kafasında soru işareti olan. Bu konuyla alakalı sizin de benim ezelden beri hep bir kafamda soru işareti vardır. Sizin peki hep bu konuyla ilgili haşır neşir olduğunuz ve kadına cinayette en çok ses getiren ve belki de sembol diyebileceğimiz vakalardan bir tanesi. Sizin içiniz bu konuyla ilgili, tabii ki bir kızımızı kaybettik, o ayrı bir mesele. Bu konunun sonucuyla ilgili kafanızda soru işareti var mı yok mu diye sorsam ne dersiniz? İmhat ne diyorsunuz? Ya şimdi, evet, hayırdır. Tabii ki şundan dolayı ya biraz da insanoğlunun biyolojisinde var aslında böyle komplo teorilerine yatkınlık. Şeyden sonra efendime söyleyeyim işte çocuk intihar etti haberi basına medyaya düştükten sonra tabii ilk önce inanıyorsun. Daha sonrasında ise gelişen hadiseler karşısında işte bir fotoğraf paylaşılıyor o mu değil mi ama bakıyorsun yüzü benziyor hatları falan. Yani insanız inanmak istiyoruz böyle şeylere ve bunların algı bu yani olgu değil bir algı benim ama algı ezelden beri kafamda hep soru işareti oldu bu konuyla alakalı biliyor musun? Hep. Niçin? Abi yani cenazede söz konusu olan yani intihar cenazede... İntihar olayla mı alakalı yoksa genel olarak Cem cinayetle mi alakalı? Cem Gariboğlu'nun bir kere neden öldüğüne dair bir kanıt elimizde yok. Cezaevinde öldüğü için bir kanıt oluyor. Yani olay yeri diye bir şans yok. Peki yani... Münevver'in ailesinin mesela bunu görmeye hakkı yok muydu Hayır. sizce? Mesela Gökay. Hayır. Şu önemli... O zaman O zaman Ahmet Kaya niye afişe edildi fotoğrafı? Ahmet Kaya'nın afişe edildiği fotoğraf yine aile içinden çıkan fotoğraf. Cem Gariboğlu'nun kendini intihar ettiği ve ölü raporu alındığı yer cezaevi. Yani olay anına veya olay yerinden mutlaka görüntü vardır. Savcılık tarafından alınmış, dosyasına konulmuştur. Bunun kamuoyuyla paylaşılması, medyaya yansıması, hani bu evde intihar ettiği olay yerine önce gazeteciler geldi aldılar ya da işte cinayet büro geldi, olay yeri inceleme yaparken fotoğraf alındı gibi değil. Cezaevinde kendine ait koğuş odasında kendini başına poşet geçirip astığı, intihar ettiği yolunda bir iddia var. Bunun fotoğraflanması savcılık tarafından yapılmıştır. Yani iddia öyle. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben Gökay'a kesinlikle katılıyorum. Evet bunu söylüyoruz ama neticede olay başından beri Türkiye'de çok da güçlü bir aile. Bu yüzden güçlü aile güçsüz aileyi yener mi? Güçlü aile güçsüz aileyi ezer mi? Ya da güçlü bir ailenin evladı olduğu zaman bu ülkede birçok şey çok fazla örtbas ediliyor maalesef. Eğer nüfusluysanız da. O yüzden ben de Gökay'la aynı fikirdeyim. En azından medyaya öyle bir apar topar bu çocuğun ölüm haberi geldi ve öyle apar topar gömüldü ki hakikaten herkesin kamuoyunun kafasında bir soru işareti oluştu. Yani ben ileride intihar edecek kadar cesur olduğunu düşünmüyorum. Şimdi ya bu ülkenin, arkadaşlar bu ülkenin tarihinde darbeler döneminde orada burada vesairede idamlar vesaireler olmadı mı vakti aynen zamanında? Öyle. Onları biz sapır sapır görüyoruz da fotoğraflarını. Şey neden bu hocam. Arkadaşı görmüyor? Oralardan da hiçbir şey görmedik. Bugüne kadar İdamla ilgili gördüğümüz tek şey aradan yani belge üzerindeki yasak dönemi kalktıktan sonra dönemin başbakanı Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamlarıyla ilgilidir. Ama o burada da, idam yok ha. Burada ancak şöyle yakalayabiliriz. Burada intihar var. İdam bak. İdam, intihar, intiharda da kimse varsa mutlak surette cezaevlerinde kamera var mı bilmiyorum. Cezaevlerinde. Sonra FTP'ye falan döndü. İçeride bence kamera var mı? Var. Kamera varsa eğer o zaman mutlak surette kamera görüntülerine var. Ulaşılabilir. Var. Niye ulaşılabilir? Kamera var. Ha, kamera görüntülerini... En azından aileye gösterilebilirdi bence. Tabii canım. Yani baba annenin şimdi... içi rahatlasın. Yani o da kötü bir şey aslında. Başka birinin evladı ölüyor ama yani. Yine de anne baba neticede ortada havada kalmış bir şey oldu Cem işte. Cem Gariboğlu hastaneye getirildiğinde o dönemde götürüldüğü hastanede bizim çok yakın tanıdığımız bir doktor arkadaşımız vardı. Şunu söyledi bize. İnanılmaz derecede bir... ordu koruma yani güvenlik ordusu koruması evet. Ve resmen bir koridor açılmış. Neyle? O cenaze. Morga giderken. Yani ben hiçbir hapishanede gelen bir cesedin aynen. Böyle bir protokola bilmiyorum bilgim yok. Siz biliyorsanız söyleyin. Bu biraz bana ilginç ve enteresan geldi açıkçası. Şimdi bu enteresanlıklar içinde farklı bir enteresan daha konu var. Şimdi lafı açılmışken hemen adı geçmişken söylemek isterim. Allah gani gani rahmet eylesin Ahmet Kaya ile. Ahmet Kaya'nın da hala öldüğüne inanmayan ciddi bir kesim var. Bu medyanın içinde de var. Gazeteciler içinde de var. Hatta bir ara Tayyar abiyle Nurcan abiyle hatırlar mı bilmiyorum. Bir magazin programında da yine Ahmet Kaya ile alakalı bir sanatçı mı? Aynen. Başak kim söyledi onu? Şeydeki ölmedi. Beni mi aradı dedi bir sanatçı. Niran mı dedi? İntizar mı dedi?
bir röportajında da Ahmet bir Kaya kadın söyledi evet ama bir Ahmet Kaya beni aradı falan gibi de böyle bir şey ortaya attı. Evet evet yani konuştu sonra o konu da bir anda kapandı. Ahmet fakat abinin Fransa'daki yaşadığı evde kullandığı bir telesekreteri var. Evet. Gülten abla bunun açıklamasını yaptı uzun süre. Ama öyle bir konu olmuştu. Yani aradığın zaman Ahmet Kaya sesiyle. Ahmet Kaya kendi açıyor telefonu. Burada millet başladı. Aa biz Ahmet Kaya'yı aradık falan diyor. Gülten abla bir yıla yakın Ahmet abinin vefat ettiği eve girmedi. Yani psikolojik olarak girmedi. O arada insanlar o numarayı aradıklarında Ahmet abinin telesekreteri devreye girdiği için insanlara açtık bize Ahmet karşıladı diyorlardı. Halbuki Ahmet Kaya'nın vefat ettiğine dair kalp krizi geçirdim de evinde kızı da var hastaneye kaldı. Ama bak şeyde ben yanlış hatırlıyor da olabilirim. Fakat benim hatırladığım Tayyar abi şu. Bir sanatçı çıktı bir magazin programında dedi ki Ahmet Kaya beni aradı kardeşim dedi. Ve ben konuştum dedi Ahmet Kaya'yla. Şimdi benim arayıp bir telesekreterin çıkması başka. Aradım Ahmet Kaya çıktı konuştum Ahmet Kaya'yı. Enfesa cep telefonunu bile bilirsin. Hep telefonunu nereden bileceksin? Ama Ahmet Kaya beni ara dedi. Fakat bu doğrudur yalandır. Asparagastır. Neden böyle bir şey yapmak istesin? Bir tanem gündeme gelmek için de. Evet. Hayır ama ben şimdi şunu söyleyeyim önce düzeltelim. Şimdi kişiyle mesela Nurcan abi geliyor benimle röportaj yapıyor. Ben kendimi gündeme getirmek için böyle bir atıyorum ortaya. Evet evet böyle bir asparagas haber atıyorum gündeme gelim diye. Fakat bu bile toplumda inanılmaz derecede karşılık buldu. Reaksiyon buldu aynen. Evet evet yani bizim insanoğlunun genlerinde var. Demek ki böyle mesela Netflix'te yeni bir dizi izledim. Bitcoin şeyi var abi. Adam Bitcoin, bu Bitcoin'i ilk Amerika'da çıkaran bir çocuk. Kanada'da bir firma. Çocuk 35 yaşında bir anda gidiyor Hindistan'da falan öldüğü söyleniliyor kalp krizinden. 30 yaşında çocuk. Milyon, 250 milyon dolar da ortada yok. Yani Türkiye'de bunu de böyle bir şey oldu. Yıllar önce bilmiyorum sizleriniz yaşları hatırlar mısınız? Beşiktaş'ın kalecisi vardı Sabri. Sabri Dino. Çok futbolu bıraktıktan sonra. Triko işine girmişti. Çok Triko, ciddi bir İntihar ettiği mi söylenmişti onu? Boğaz köprüsünden arabası bulundu. Arabası evet. Bulundu kendi ve kendi yok. Ve şu an hala yok. Ama şöyle bir şey var. Bir mektup yani bırakmış mıydı o? İntihar mektubu. Araba açık. Arabada müzik çalıyor. Boğaz Köprüsü üzerinde kapı açık. Fakat Boğaz Köprüsü'nün hiçbir kamerasında arabadan indikten sonra denize atlayan bir görüntü yok. Fakat gece karanlıkta bu. Namık abi, Namık Ekin'e ben çok uzun süre teşvike mesaide bulundum. Namık abi Boğaz'ı çok iyi bilir akıntısıyla. Tabii. Boğaz'da bugüne kadar atlayıp Türkiye'nin en önemli dalıcısı. Boğaz'da Boğaz Köprüsü'nden atlayıp bugüne kadar kurtulan iki kişi var. Ben bir tanesi bunlardan bir tanesi ciddi bir travma geçirdi. Yani hala çok sağlıklı değil. Bir yerinde çok uzun süre vücudundaki kemikler. Geri kalanlarla ilgili şey var. Boğaz ters akıntıya sahip yani su. Eğer çivileme dalarsan suyun içine, böyle çok su altta kolonder yaptıktan sonra nereden çıkacağın belli değil. Belli değil, evet. Yani Karadeniz'den de çıkabilirsin, Çanakkale açıklarından da çıkabilirsin. Ama çıkarsın. Ya da şöyle, akıntı Marmara'ya atmadan bir yerde takılıp kalıyorsun. Ve balıklar parçalıyor ediyor. Koskoca umman deniz. Ceset yukarıya vurmadığı sürece bulunma şansın yok ki. Böyle kayıp çok fazla var. Şimdi abi aslında konuda bağlı kalalım bence. Yani bu arada sadece Türkiye'de değil, bunu da söyleyeyim. Michael Jackson'ın ölümü bile şu anda Amerika'da hala soru işareti. Hala ya soru işareti. Bak o da abi mesela. Ama bak Cem Gariboğlu'yla Başak, Cem Gariboğlu'yla bu Michael Jackson arasındaki veya diğerleri arasındaki fark şu. Doğru veya yanlış bilmiyorum. Ben çocuğu hiç görmedim de Nurcan abi. Ben de görmedim. Ya, çocuğu tanımıyorum. Biz de hiç görmedik. Evet, şimdi sokakta yürüse, yani yürüse ben tanımam yani. Fakat şimdi Amerika'da gelen bazı fotoğraflarda bu çocuğun olduğu iddia edilen resimler var. Ve Çin'de olduğuna dair de var. Bak onu evet da bilmiyorum. Fotoğraf ama yani bakıyorsun yani eşleştiriyoruz Pınar. Hemen hemen aynı yani çocuk çok benziyor. Birbirine çok benziyorlar. Fakat diyorum ki yani böylesi bir operasyonla kaçırılmış olan ve çok da varlıklı bir ailenin çocuğu. Bizim Seyhan bile abi parası yok garibin teki biliyorsun yani Seyhan. Yani gitti sponsorlarla baştan aşağı yarattı kendini. Şahtı şahpaz oldu. Bak Seyhan şahtın şahpaz oldu. Bak bu gidişin bir dönüşü var. Para vermiş. Vermiş mi? Tabii. Tövbe hayatta vermez. Bu gidişin bir dönüşü var unutma. Bak. Dur ben yüzüm daha da gelemez o bu saatten sonra. Anladın mı? Kurtulduk çok şükür. Hayat abinin de ellerine sağlık. Demek istediğim yani şaka bir yana Seyhan'a da tez zamanda şifa diliyorum. Zaten sağlık durumu çok iyi. Tez zamanda da gelsin İyiyiz program. İzleyici de onu çok özledi. Yani Cem de böyle bir estetik yapmaz mıydı kendini?
Yapardı canım, yapmaz olur mu? Hele belki yani, yaptı mı bilmiyorum. Bu işin gelen fotoğraflar, Nurcan abi gelen foto. Yani ben de mesela sosyal medyada gördüm. Bakın işte Cem Gariboğlu muydu adam? Gariboğlu. Evet. Bakın Cem Gariboğlu hala yaşıyor dedikleri fotoğrafta çocukla bakıyorum özdeşleşime çok benziyor. Yani zaten biliyorsunuz devletler büyük suikastlarda kullandıkları önemli isimlerin ya da işte kaçan devlet, kendi ülkesindeki olan kaçanların yüz nakli yapılarak yeniden bir yaşam durumu var. Dün bir itirafçıların özellikle. Saddam'la ilgili bir video seyrettim. Kare kare kalem kalem intiharını idamını bakarak anlatıyorlar. Mesela onunla da ilgili ciddi bir iddia var. İdam alanı Saddam'ın kendi hazırlattığı, aslında çıktığı platformla idam sahnelerinin bir olmayan. Mesela Kaddafi El-Kaide lideri biliyorsun. Bin Laden'le ilgili Bin var. Bin Laden'le alakalı da. Şeyle ilgili, Kaddafi'yle ilgili var. Öldürülmedi o görüntüler işte bir yönlü falan gibi. Helikopterden attıkları falan söyleniliyor. Helikopterden niye atarsın sen bir çok suçluyu? Çok dublör kullanabiliyorlar bu tür Şimdi bakın ne yapalım biliyor musunuz? Bir teklifim var. Bu konuyla alakalı VTR'mizi bir izleyelim. Neden? Çünkü Münevver'in babası Süreyya Karabulut yaklaşık 2 gün önce ortaya bir iddia attı. Dedi ki ben asıl konuşmamız gereken bu. Esas konuşmamız gereken konudan sapmayalım. Aslında akıllarda da bir şey kalmasın diye. Evet. Yani mezarı açılsın ve DNA testi yapılsın kemikten vesaireden ve benim içim rahat etsin. Benim ancak yüreğim böyle soğuyacak dedi. Ben artık bitik bir hayat yaşıyorum. Karım MS hastası oldu dedi. Kızımızı kaybettik ayrı ama yüreğimizin yangını hala devam ediyor. Benim kafamda soru işaretleri var dedi. Önce bir VTR'yi izleyelim. Bu işin mümkünlüğünü, hangi şartlarda bu yapılabiliyor ya da yapılamıyor? Kafalardaki soru işareti, izlenmesi gereken yol. Tabii ki masada bizler, sizlerin sesi olacağız. Sizler de ne olur kıymetli takipçilerimiz. Bir yandan abone olun, bir yandan bu konuyla ilgili yorumlarınızı yapın, beğenilerinizi yapın ve yorumlarınızı yapın. Akıl akıldan üstündür. Bizim düşünemediğimiz herhangi bir şeyi siz düşünebilirsiniz. Bir gözümüz burada bakıyor olacağız ve hemen VTR'nin dönüşünde de avukat Talat Arman bizlerle beraber olacak. İşin hukuki boyutunu konuşacağız. Yani aile ne isterse ne yapabilir, nereye kadar hakkı var, hangi şartlarda o mezar açılabilir? Mesela baba, Gökay bak hemen şunu atlamayalım. Şimdi izleyici de soruyor diyor ki yani devletin bu babaya karşı bir mesuliyeti var diyor. Gerçekten devletin böyle var. Bir mesuliyeti var mı yok mu? En azından sayın avukata onu da sorarız. Evet, her şeyi soracağız. Evet kıymetli takipçilerimiz bir kez daha merhaba. Sevgili Talat Arman bizlerle birlikte, masa dostlarımızla birlikte Münevver Karabulut cinayetindeki bu yeni gelişmeyi irdeleyeceğiz. Bakalım Süreyya Karabulut'un, Karabulut ailesinin Gariboğlu ailesine karşı yaptırımları ne kadar olabilir? Bu işin ispatlanması noktasında işte o terazi, adaletin terazisi hangi tarafta hakkaniyet var daha fazla vesaire konuşuyor olacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Stüdyoda bir uğultu var arkadaşlar, onu da alalım. Neden kaynaklı bu? Yayına gidiyorsa sıkıntı. Evet. Yayına gidiyorsa sıkıntı, evet. Evet. Şu an tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi kafalarda soru işaretleri var. Masada da biz bu işin içinden çıkamadık bir türlü. Hani bir başladık, bir girizgah yaptık ama Münevver Karabulut cinayetiyle alakalı hep herkesin, takipçilerimizin de, bizlerin de, en azından benim ve anladığım kadarıyla Başak'ın kafasında kocaman bir soru işareti var. 8 senedir gitmeyen. Ardı arkası kesilmeyen fotoğraflar, işte şu mesela Münevver'in kanının bulaştığı o koltuk ve ailenin ekrana gelecek birazdan. Aynı koltuk üzerinde fotoğrafı fütursuzca çektirebilmesi mesela, bu benim için çok kan dondurucu bir şey. O koltuğun hala saklanıyor olması ve ailenin orada fotoğraf çektiriyor olması. O koltukta kanı temizleyip tekrardan devam mı etmiş? Aynen öyle. Aynen. Birazdan göreceksin ya, acayip şeyler var. Ondan sonra mesela işte yemek ortamı, doğum günü ortamı Gariboğlu ailesinde hep böyle bir mistik bir ayrı artı bir kişi var. Karanlık. Silüet gözüküyor, camdan yansıması gözüküyor. Dışarıdan çekiliyor, kenarda duruyor bir tane bir şey, birisi. Ama silüet olarak baktığın zaman Cem Gariboğlu'nu andırıyor. Sonra masada az önce konuşuldu. Nurcan abi sen mi dedin? Tayyarsınız, kim söyledi hatırlamıyorum ama hani bu adam bir estetik yaptırıp kendi çehresini değiştiremez miydi? Yüz nakline kadar gitti hatta konular. Talat ne diyeceksin burada, sen? Burada ilk önce ben şunu söyleyeyim. Avukatımıza da, sevgili dostumuza da, hukuk insanına da yol açması açısından. Şimdi en son gelişme şu. Babası diyor ki DNA testi yapılsın, ben öldüğüne inanmıyorum diyor.
Baba bunu isteyebilir mi? Babanın bunu isteme hakkı var. Türk Ceza Kanunu'nda zaten CMK'da daha doğrusu yani muhakeme kanununda 80. maddesinde doğrudan otopsi isteme hakkı vardır tarafların. Ama yeni devletin gelişme... böyle bir mesuliyeti var mı hocam? Var. Evet. Talep ederse ama yeni bir şüphenin veya bunu gerektirecek yani çünkü maliyetli bir şey böyle basit bir şey değil. Lazım. Buna daha önce şey deniyor. Eski kanunda fethi kabir deniyor bu olaya. Fethi kabir işlemi yapılabiliyor talep halinde. Bu daha çok şunda oluyor. Hukuk davalarında en fazla babalık davalarında söz konusu ceza davalarında daha çok şey, şüpheli ölümlerde genelde aslında şeyde mağdur genelde mağduriyete zehirlendi mi şu oldu mu ben şey yapasın Cumhurbaşkanımızla ilgili Turgut Özal'la ilgili de yapılmıştı aynı aynı konu. Bu da böyle bir mesele. Bu da sadece failin yani sanığın o söz konusu 2014'tü sanırım. 2014'te vefat etmediği cesetlerin değiştirildiği yönünde şüphesinin olduğu bu sebeple fethi kabir işlemini talep etmektedir. Ceza kanunu buna cevaz veriyor. İnandırıcı bir delil olursa Cumhuriyet Savcılığı da mahkemede bu konuda gerekli şey yapacaktır. Yani kanun açık bu anlamda şüphe yeni delil durumu veya ailenin şüphesini güçlendirecek böyle bir Talat durum. Talat peki Gariboğlu ailesi istemezse mezarın açılmasını? Ona soru, şey, bu anlamda karşı tarafı kabul sorulmuyor. Hukuk davası değil bu. Ceza davası olduğu için kamu yararı dikkate alınıyor. Kamu yararı gereği de yapılabiliyor. Peki, 8 çok özür dilerim. Uzun bir süre, çok özür dilerim. Raporda şu var. Gece saat 02'ye kadar şeylerin, infaz memurlarının, cezaevi infaz memurlarının son kontrolleri var. O saate kadar ki beyanları, kamera kayıtları falan dosyada var. Şimdi sanıyorum herhalde intiharı halinde yani içeride ceset bulunduğu zaman savcılık tarafından ve cezaevi tarafından bir görüntülenme yapılmıştır mutlaka. Bir belgeleme durumu yapılmıştır. Aile bunları görmüş müdür? Münevver Karabulut'un ailesi ya bunlar var o alay anına, bu intihar anına ya da hem Gariboğlu ailesine hem karşı aileye. Şimdi şöyle sanırım hücrelerde herhangi bir görüntülenme alınmıyor. Daha sonra şehre bir kısmına alındığında intihar. Ben de merak etmiştim. Zaten tek başına kalıyormuş şeyde. Kamera var mı? Hocam kamera var mı? Hayır yok. Hücrelerin içinde yok. Kamera yok. Hücrelerde kamera olmuyor. Cezaevlerinde demiyor. Koridorlarda oluyor. Özel hayatın mahremiyeti her ne kadar tutkunlu veya tutuklu da olsa özel hayatın mahremiyeti gereği oraya konmuyor. O alanlarda olmuyor. Sadece koridor kısımlarında var. Mahkumun özel hayatı var hücrede. Tabii. Yani sonuçta insanın her ne kadar suçlamış da olsa evrensel özel hayatı var ve evrensel kurallar gereği. Evet. Bunun böyle olması gerekiyor zaten yani normal. Zaman aşımı diye bir şey var mı? Bunda zaman aşımı. Hani 8 yıl aradan sonra baba böyle bir talepte bulunuyor. Mesela orada hani 8 yıl boyunca hiç böyle bir talebi olmadı. Ama şimdi böyle birdenbire 8 yıl sonra böyle bir taleple geldiği zaman kişiler de kendisine 8 yıl boyunca hiç aklına gelmeyen şey 8 yıldan sonra mı geldi deme hakkı var mı devletin böyle bir şey? Şimdi şöyle bir şey, onunla ilgili yoğun şüphe varsa, yani bu şüphesini destekleyecek, Cumhuriyet Savcısı'na bunu ikna edebilecekse, yani işte ben şu işte fotoğraflar gördüm, işte şunu gördüm, 2 yıl sonra işte ne bileyim bir yerde görüntüsünü gördüm. Temel dayanağı olması lazım. Bir dayanağı olması lazım. Hayır yani öyle ben açtırıyorum deyince açtırılmıyor. Talep yani, haline değil mi? Onu göstermiş kanıtlaması lazım. Tabii talep işte, şey var olan, kuşku oluşması lazım. Ha, evet, var olan bu deliller yeterli mi? Mesela işte tatil fotoğrafları var. Arkadaşlar sevgili Yasemin dün size attığım, bugün sabah attığım fotoğrafları bir versenize tekrar ekrana. Şu tatildeki fotoğraflar vesaire falan. Orada silüetler gözüküyor. Yani öyle fotoğraflar var ki bir yemek yiyor aile mesela. Sol tarafta bir tane artı bir kişi var. Hayal meyal gözüküyor. Muhabirtv.com. Muhabirtv.com'da sevgili Mustafa bizim meslektaşımız. Önemli bir haber kanalında istihbarat muhabiri. Hatta onu almak çok istedim ama istihbarat muhabirliği görevini devam ettirdiği için hani uygun olmaz dedi. Bu yola kadın cinayetlerine hani baş koymuş. İntihar ettiği iddia edilen Cem'in fotoğrafı mı? Cem'in olduğu iddia edilen fotoğraflar var. Bir tam ekran verseniz arkadaşlar. Arka LED'de değil de ekranda olsun. Biz de görüyor olalım. İzleyicilerimiz de bir kez daha görsün. Mesela bakın bu kırmızı koltuk. İşte Münevver'in kanının evet, bulaştığı koltuk. Fotoğraflar, yüzler tabii ki Gariboğlu ailesi, kardeşler, anne falan filan, blurlu yüzler. Pekala, devam etsin fotoğraflar. Bu yeni çekilmiş fotoğraf diye mi servis ediliyor? Tabii. Zaten kısa süre sonra bu fotoğraf Cem Gariboğlu'nun kardeşi tarafından doğum günü kutlamasında, bak Münevver'in işte bak kanının bulaştığı, donelerin, delillerin numaralandırıldığı şey. Olay yerine fotoğrafı. Devam edelim arkadaşlar. Başka şu doğum günü fotoğrafı vardı bir tane. O doğum günü fotoğrafını görmeyi istiyorum. Oradaki espriyi de izah edeceğim. O doğum günü fotoğrafını
Tamam, karışık fotoğraflar sırasıyla geliyor. Gariboğlu'na dair fotoğrafları görüyoruz. Şimdi bir fotoğraf gelecek. Orada Cem Gariboğlu'nun kız kardeşinin doğum günü kutlanıyor. Ve yurt dışında fotoğraf... mı, yurt içinde burada mi? Burada mı? Evlerinde. Hı-hı, tamam. Taşındıkları evlerinde. Ve camdan yansımada birinin daha orada olduğu. Artı bir kişi daha var. Flu gözüküyor. Camdan yansımayı büyüterek bak. Nasıl? Araştırmacı gazetecilik böyle bir şey işte. O fotoğrafı görebilir miyiz? Sırasıyla getiriyor. Yani sırasıyla kolajlıyor. Cesaret değil mi yani? Evet. Korkunç bir cesaret bu da yani. Böyle bir şeyle anılıyorsun, öldüğünü söylüyor. Yani varsa eğer böyle bir şey, tabii iddia bunlar. Ez cümle şunu söylemeye çalışıyorum. Babası eldekiler bu tarz babası fotoğraflar. Babası mı bu? Ortadaki. Süreyya Bey mi? Zannediyorum o. Evet. Ben tatil fotoğrafını merak ettim. Allah gani gani rahmet eylesin. Kızım anasını, babasını. Ya şimdi burada şöyle bir şey var. O fotoğraf gelene kadar söyleyeyim. Babası çıkıyor. Aslında senin anlatman daha mantıklı, daha doğru. Çünkü sen konuştun sevgili Gökay. Babası mezarı açılsın diyor. Ben öldüğüne inanmıyorum diyor. Evet. DNA testi yapılsın şimdi, diyor. Ama bugün canlı yayına bağlanmak için dün söz veriyor. Evet. Şimdi benim kafamda bambaşka soru işaretleri de oluşmadı dedim. Ben Süreyya Bey'e ulaştım. Hatta bunu büyük de Süreyya bir keyifle... Süreyya Bey kızın babası. Kızın babası. Süreyya Karabulut. Hatta bunu da büyük bir keyifle gruba da paylaştım arkadaşlar. Süreyya Bey'le konuştum. Yarın yayınımıza bağlanmayı kabul ettim. Evet. Hatta benim bir diğer yayınım var. Orada da birebir yüz yüze röportajlar yapıyorum. Orayla ilgili de röportaj sözü verdi. Onu da yarın yapacaktı. Ancak bu akşam Alsana'ya bağlanayım. Akşam da seninle bir yemek yiyelim, bir kahve içelim. Benim sana inanmam lazım dedi. Tamam dedim. Peki. Sen bir gazetecisin yani. İnansan olacak. Hani konuları çarptıranlar vesaire falan filan olabiliyor ya. Hani samimiyetine inanmak istiyorum. Olabilir. Saygı duydum. Benim bir de arka komşum. İki arka sistemde gayet lüks bir sitede oturuyor. Peki dedim. Ancak bugün yayın öncesi son yarım saatte bir kez daha aradım. Süreyya abi saat 15'te yayına giriyoruz. Bağlanmaktan vazgeçtiğine çıkardı. Ve telefonunu kapattı. Hatta istiyorsanız tekrar bir kez daha deneyelim. Gökay çok önemli bilgiler veriyorsun fakat atlamayalım. Ben şu bir gördüm sanki. Evet bu fotoğraf. Biz tabi buradan görmemişsiniz. Bak arada ne duruyor? Bir saniye. Kolu gözüküyor. Şu mu? Şu beyaz gömlekli. Bir saniye evet. Şu. Evet arkada beyaz tişörtlü. Çınlıyor telefonu. Ha tişörtlü evet. Şu an Süreyya Karabulut'u bir kez arıyoruz. Yani şimdi Sibel Yerli adlı izleyicimiz yazmış diyor ki Sibel Hanım. Süreyya Bey ilk defa istemedi diyor. Ha evet. İlk defa değil. 8 sene önce de bu intihara inanmadığını ve mutlak suretle mezarlaşılması gerektiğini söylemişti diyor. Şimdi dünden beri sizle konuşuyoruz, görüşüyoruz. Alsana Haber ekibi olarak canlı yayına bağlanmamanızla ilgili insanların kafasında soru işareti oluyor. Dolayısıyla ben şöyle bir iki dakika sizin sesinizi duyurmak istedim herkeste. Çünkü canlı yayına bağlanmamanızın arkasındaki sebep farklı yönlere çarptırılabiliyor. Böyle bir şeyle mahal vermek de istemiyorum açıkçası söylemek gerekirse. Çünkü bugünkü programı tamamıyla büyük oranda bu konuyu ayırmak istedik. O yüzden hani samimiyeti korumak adına sizin de bir sesinizi programa almak istedik. Şu anda canlı yayındayız. Dolayısıyla birkaç cümle almak istiyoruz sizden. Ya ben ne diyeyim? Rahatsızım. Konuşamıyorum. Ama sabah Kanal D'nin yayınındaydınız. Yayındaydım. Tansiyonum çekilir. Çekerim fırladı. Konuşamıyorum. Yani mazlum. Beni affet ya. Üstadım ya. Birkaç cümle... Peki bir şey sorabilir miyim ben? Nurcan Sabur gazeteciyim. Süreyya Bey, bu şeyinizde ısrarcı mısınız? Mezarın açılmasında ve DNA testi yapılmasında ısrarcı mısınız yoksa ondan da vazgeçtiniz mi? Israrcıyım. Yani mezarın açılmasını istiyorsunuz. Sizin iddianıza göre o zaman o mezarda yatan kişi Cem Gariboğlu değil. Bilmiyorum yani o çıkacak yani. Peki elimizdeki fotoğraflar dışında şimdi yapılan haberler ve fotoğraflar var ya yansımalar, benzeyen kişilerin silüetleri vesaire. Bunun dışında elinizde herhangi bir kanıt ya da şüphenizi bu noktaya getirecek bir şey var mı elinizde? Yok.
Sadece fotoğraflar mı var? Evet. Yani siz fotoğraflara dayanarak mı mezar açılsın diyorsunuz? Yoksa bildiğiniz başka bir şeyler var mı? Yok. Teşekkür ederim, sağ olun. Peki bir soru, son soru. Otopsi fotoğraflarını gördünüz mü Cem Galiboğlu'nun naaşını? Görmedim. Görmediniz. İşte bu şüpheli. Peki. Başınız sağ olsun tekrar diyelim ve kapattı zaten. Şimdi tabii kuşku olması çok normal. Evlat kaybetmiş. Evlat kaybettikleri için de bir türlü o yara soğumuyor. Soğumayacak da zaten. Yani bu mezar açılsa, mezardaki kişinin Cem Gariboğlu olduğu ortaya çıksa da çıkmasa da bu ailenin hiçbir zaman yüreğine su serpilmeyecek. Ama burada tabii bu kuşku başka şeyleri de getiriyor. Dönemin cezaevi savcısı, cezaevi müdürü, oraya bakan jandarma, karakolu, koruma, infaz memurları. Tayyar abi seni şöyle destekleyeyim. Yani bunların tamamı bu iddiaya zan altında. Tayyar abi seni şöyle... Tayyar abi. Arkada kolu gözüküyor. Kol gözüken bir birisi var. Beyaz bir tişört. Beyaz bir tişört. Şimdi yansıma ben Tayyar abinin bu söyledikleriyle alakalı, bilmiyorum sayın avukatımız da hatırlar mı o süreci, normalde Cem Gariboğlu cinayeti işledikten sonra emniyet tarafından hemen gözaltına alınmadı. Evet, uzun bir süre çocuk kaçtı. O arada ne oldu bak bilmiyoruz. O bile şüpheyi 197 gün. Ve 197 gün sonra kaçtı. Dahi yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bulamadılar. Polisi, jandarması, istihbaratı, emniyet güçleri bu çocuğu bulamadı. Evet. Ve bu çocuğun kendisi gelip teslim oldu. Evet. 6,5 ay. 6,5 ay sonra kendisi aynen teslim oldu. Tayyar abi çok doğru söylüyorsun. Evet. Yani sadece savcı, cezaevi savcısıyla da kalmamalı. Yani orada o dönemin orada emniyet müdürü, valisi. Teslimat biliyorsunuz. Bir caddede ekibe teslimat da oldu. Üzerinde. Yani kalkıp gidip bir emniyet müdürlüğüne ya da Aksaray'da 700 bin dolar nakit para vardı. 750 bin dolar. 750 bin dolar bu tutanaklara geçmemişti. Daha sonra işte şeyin şahsın babası demişti bana 30 bin dolar yapıldı. Hı-hı. Aradaki işte 720 bin dolar yok falan filan bu tip şeyler falan. Hocam şöyle sorayım o zaman. Hocam şöyle sorayım. Şimdi konuştuğumuz sözlerin hepsi herkes çok doğru şeyler söylüyor. Fakat işin pratik kısmında tabii ki duyguları, vicdanların rahatlaması önemli ama şimdi de pratik realize etmek lazım meseleyi. Yani bu realize edilirken de ailenin en önemli pratiklerinden bir tanesi ailenin bu otopsi raporlarını görmesi. Şimdi otopsi raporlarının görülmemiş olması, gösterilmemiş olması dahi aslında bence en büyük şüphe. Nihat bir dakika orada biliyorsunuz ben Bahçeşehir'de oturuyorum ve bu aileyle de dönem dönem bazı toplantılarda karşılaşıyorsunuz. Beraber. Gariboğlu ailesiyle. Evet. Benim eski eşimden dolayı. Şimdi şöyle bir olay var. Hani ben görmedim diyor ama o zaman ben çok iyi hatırlıyorum. Yani zaten bu arada tabii ki Süreyya Karabulut adında acısını paylaşıyorum. Ben de bir kız annesiyim. Yani asla yanlış anlaşılmasını istemem ama o gün o zaman okuduğum röportaj ve gazete röportajlarında avukatım cenazeyi gördü ve inanıyorum demişti. Yani anlamadım yani. Hatta insanlar şunu söylemişti. Siz görseydiniz keşke. Hani siz görseydiniz. Hayır benim avukatım gördü ve inanıyorum demişti Süreyya Bey. Bunu çok iyi hatırlıyorum bu konuşmayı, bu röportajı. Ama şimdi öyle bir şimdi, şey söylemiyor. Tam tersini söylüyor. Valla bu hayatta günümüzde ben bir aynada baktığıma bir de yukarıda göremediğime inanırım. Valla bir şey söyleyeyim. Başka kimse Gariboğlu ailesinin yani avukatı katıldığı bir üniversite toplantısında birkaç meslektaşıyla beraber eşim de inanmıyor, onu da inandıramıyorum diyor. Fakat sonra şöyle bir cümle kuruyor sayın avukatım, Ferhat Beyciğim. Ben öldüğüne ikna oldum. Yani Gariboğlu ailesinin avukatının beyanı bu. Ben öldüğüne ikna oldum. Tüm deliller intihar ettiğini ortaya koyuyor. Bu ne demek? Yani ailenin avukatı ya gelin görün hani oğlunuz astı kendini burada bir rapa. Yani sonuçta ben bile şüphe duyarım. Metin Feyzoğlu muydu? Yani bu ailenin davasını takip eden avukatın söylediği ben öldüğüne ikna oldum. Tüm deliller intihar ettiğini ortaya koyuyor. Yani böyle olunca tabii şimdi bu sözler medya yoluyla ya da bir üniversite salonunda böyle deklare edilince doğal olarak herkes diyor ki ne demek? Yani bir avukat, ailenin avukatı, ya ben de ikna oldum, beni de ikna ettiler bu işe ama tüm deliller bunu ortaya koyuyor. Delillerden kasıt
Ya şimdi şöyle, muhtemelen otopsi dosyası, otopsi dosyasının normal şartlarda, şimdi otopsi yapıldığı zaman intihar ve cezaevinde yapılan olmuş bir intihar da şüpheli bölümdür. İntihar vakalarının her şartta otopsiye girer. Tamam. İntihar süsü verilir ama aslında hocam, intihar değil. Hocam Sayın Avukatım, bir şey soracağım. Buyurun. Mevcut otopsi raporları hala şu an devletin elinde mi? Evet, cezaevinde mevcuttur o. Tamam, hiç şüphe görme hakkı var mı şu an ailenin? Talep halinde, cümle sahibine talep ederse gösterirler diye düşünüyorum. 8 yıldır talep etmemişler. Yani. Görülebilir, onun görülebiliyor sıkıntı, değil evet, mi? Evet, görülebilir. Onun bir sıkıntı yok. Ben bu olayda şuna biraz takılıyorum. Bu davalar açıldığı zaman biraz hafızamı yokladım. 14 tane kamu görevlisi hakkında 14 ayrı dava açılmış. Yani bu işin içerisinde çok fazla kamu görevlisi davası var. Evet. Cezaevi işte, müdürleri, cezaevi var. Senin dediğin davalar açılmış işte şu an. Bunlar, bunlar. Hatta çünkü çok özür dilerim. Çok fazla dava var. İlk olay yerine ulaşan olay yeri inceleme ve cinayet büro amiri içinde o gece çok ciddi iddialar var. Yani oraya giden polisler ve grubun başındaki amir içinde çok ciddi iddialar için, evet. Onlar için de dava abi açıldı. Bak, zaten bilmiyorum bu nasıl intihar etmişti, bu ipe mi boynuna, ipe mi geçirdin? Evet, şöyle, cezaevinin yani oradan medyaya yansıyan, kendine ait konuşta kaldığı odada başına poşet geçirerek çamaşır ipiyle intihar ettiği. Yani başına poşet geçirip çamaşır ipini ne yapıyor? İpini mi çekiyor? Ya havasız kalmak için mi yapıyor? Ne yapıyorsa yani. Abi insan öyle bak. Şimdi hayatın, yani şey böyle, hayatın, açıklama böyle. Hayal abi, hayatın olağan akışı var. Şimdi bir insan bir ipi şey yapar. Gider, asar. Asar, boynuna atar, intihar eder. Amenna. Ama şimdi ben kendimi nasıl boğacağım abi? Boğamazsın zaten. Kendimi nasıl boğacağım? Şimdi size enteresan bir şey söyleyeyim. Ben yani yıllarımı magazine verdim ama mesela polis, adliye ve spor muhabirliğine de çok meraklıydım. Bu tip böyle cinayet, intihar ya da işte toplu eylemlerden sonra psikiyatrlar da bu insanların ruh halleri üzerine Arif Verimli şöyle demişti. İntihar eden her vakanın boynunda, şurasında bir kızarıklık olur. Bu son pişmanlık işaretidir dedi. O ne demek hocam dedi. Şimdi, kendini astıktan sonra dedi, ip boyunda nefessiz bıraktığında can havliyle buraya asılırmış. Tabii asılır. Ve o da o boyunda hasar bırakırmış. Buradan anlarız ki pişmanlığı var. Kendini kurtarmaya çalıştı ama olmadı. Artık hani gelemedi diye. Şimdi asıllarda şöyle bir şey vardır. Mesela asılda şeye bakılır. Tırnak, telen deriz bu asıl şeylerine. Yukarıdan mıdır? Mesela kişi eğer kendini asmışsa yukarıdan tırnak izi vardır ipe doğru. Bu kendini astığını gösterir. Fakat birisi tutup asmıştır ama elleri tutmuştur o esnada. Mesela onda telen hiçbir iz olmaz. Bu da mesela cinayetin şüpheli olduğunu gösteren bir şeydir, karinedir. Veya bazılarında asmıştır, can çekişirken ellerini bırakmışlar. O zaman da alttan şey olur, iz olur, tırnak izleri olur. Astığı mesafenin bile santimetresi bile çok önemli. Evet, yani çok önemli. Ya mesela cezaevlerinde şu da var. Yani başka mahkumlar tarafından öldürülen insanlar da var. Evet. Öldürülen diğer mahkumlar da var. Hı-hı. Şimdi belki 2-3 tane mahkum gitmiş, bunun elini bağlamış, işte poşeti geçirip öldürmüş olabilir ama anlaşılır. Onun da hepsi anlaşılıyor demek. Evet. Kendisi raporu bu arada kamuoyuna sunuldu mu? Hayır. Onlar o ailenin zaten tamamen, şimdi şöyle, bu dosyadan bağımsız, bu dosya bitmiş, karara çıkmış. Çok şüpheli şeyler var ama ya. Ya şimdi benim de şöyle bir şey söyleyeyim. Çünkü 2019 yani biraz daha gri zamanlarıydı. Yargının gri zamanları olduğunu düşünelim. Bir de onu düşünelim. Gri zamanlar da Türkiye'de. Yine önce konuştuğumuz dönem. Mevzular yani biliyorsunuz o şey 15 Temmuz öncesi diye. 15 Temmuz öncesi. Onu diye, onu düşünelim. Yani bunları düşünürken onları düşünmemiz gerekiyor. Bu cezaevinde nasıl ceset değiştirme olayları falan filan, o zamanların 2007'lerde, 2008'lerde basın bir şey yaparsanız çok fazla böyle bu tarz şeyler çok çıkıyor. Özellikle şöyle tabii kara kutu gibi duruyor da faili meşru cinayetlere de ömür boyu hepsi. Ömür evet. Boyu ceza alıp kalan ve 12 Eylül dönemi sonrasında da böyle iki tane Tayyar abi, Tayyar abi şimdi evet. Bence konuyu çok derin bir şekilde işledik de mesela İbrahim Tatlıses'in vurulma anı Allah aşkına. Yani o hocamızın da söylediği o gri alana sahip insanların onlar istemeseydi, o zamanki devletin, emniyetin, istihbaratı vesairesi istemeseydi İbrahim Tatlıses İstanbul'un göbeğinde, tamam mı, keleşlerle taranır mıydı Allah aşkına? Mümkün değil. Ya o gün içeride 5 tane motosikletli polis var, İstanbul Valiliği'nin özel misafirleri var, Harlan Üniversitesi'nden öğrenciler var. Yani o gün ama öyle bir durumda İstanbul'un en boş saati, en merkezi yerinde hani gerçekleşen bir olay. Şimdi burada tabii ben istihbaratı orada da bir boşluk var benim yani, demek istediğim. Ferhat Beyciğim peki dedik ya o dönem dosyada vardı bunlar. Var. Ailenin avukatı ya da rahmetli kızımızın avukatı kendisinin dosyadan elindiği belgelerle, şu belgeler var ama buna adetten şüphe duyuyoruz
diyebilir. Tabii o sebeple muhtemelen bayramdan sonra başvuru şimdi yapacaklar. Şimdi bunlar hep sözlü ya. Biz sözde sıkıntı duyuyoruz. Niye bizi böyle bir açan, yani kamuoyuna yansıyor çünkü bu. Biz Süreyya'nın kızımızın vefatıyla beraber tüylerimizin diken diken olduğu, bütün Türkiye'nin ayağa kalktığı, hukukçuların bu konu üzerinde bir kez daha kadın hakları ve kadınlara karşı girişilen bu eylemler için tekrardan ayaklandığı bir dönem. Yani bir yerde bir kez daha kanımız yok. Yani ne oldu? Önüne geçtik mi hala bu memlekette erkeğin kadına olan şiddeti ve kadınların yaşadıkları zulmü konuşur durumdayız ama genç kızımızla beraber gerçekleşen bir şeydi. Kamuoyu artık biliyor. Bizim kızımız oldu. Parkları var. Kendi memleketinin dışında, yani onun adına açtığımız kütüphaneler açıldı. Okullarda derslikler yapıldı. Avukatı çıkıp şunu diyebilir. Elimizde bizim bir ölüm raporu tutanağı var ama bu bizi hukuk adamı olarak beni okuduğum bunca yıl sonra baktıklarımda beni şüpheye düşürüyor. İnanmıyorum kardeşim ben hukukçu olarak. Yani böyle bir şey de alamıyoruz. Ya şimdi ben... baba söylüyor, baba yaralı ya, ben babayı her türlü anlıyorum. Baba yaralı. Ya Allah hiç kimsenin başına vermesin. Çok zor onlar için. Çok zor onlar için. Ya baba kan parası denilen parayı almış mıydı acaba? Hiç bilemiyorum. Ben vallahi. Yani bu işte bu teori... çok önemli acaba. Ya şimdi işte şimdi... niyet okumak abi. Yani şey gibi oluyor. Hani bir tarafta bu adam kesin öldü mü ölmedi mi, öbür tarafta hep böyle bir bilinmezler üzerinde yorum yaparsak, çünkü hukukta böyle bir şey yok. Yargıda, tıpta, ilimde, bilimde o almış mıdır, o zaman şey de diyebiliriz Nurcan abi, adam yine parayı mı indirdi acaba şimdi reyete? Herkesin bildiği ama dile getirmediği izleyicilerimizin de yorum yaptığı. Sosyal medyanın bir kısmı öyle yorumluyor. 8 senenin sonunda paralar çekti de şimdi sen ben inanmıyorum diye aba altından aileye sopa mı gösteriyorsun diye de yorumlarda bu çıkıyor. Yani bu ihtimalle buradan hem nalına hem mıhına yapıyoruz. Karan Bey'den şunu öğrenmek istiyorum, dosyanın içinde yer alan. Siz hukukçuların gördüğü, bizim dışarıdan göremediğimiz evrakları, dosyaları arkadaşlar beğenilerde bekliyoruz. Paylaşma hakkınız var mı yok mu? Tarafı olan görebilir. Taraf olması görebilir. O dosyada taraf taraf olacak. Kamuoyuna bir dava dosyası değil bu aslında, bir ölüm raporu. Ölüm raporunu ne yapar? Cumhuriyet Savcısına, Cezaevi Savcısına başvurarak bu raporu görmek istediğini eğer şeyin rahmetinin avukatı başvurursa böyle bir şeyi görme ihtimali var. Yani o açık. Ama hani oradaki nasıl diyeyim? Muhtemelen fotoğraflar falan şeyi tatmin etmedi ki, aileyi tatmin etmedi çünkü görmediğini söylüyor hala. Yani bu 8 yıl arasında geçmiş ve görmedi. Şu da olabilir. Belki son an fotoğraflarını görmek istemeyebilirler. O da olabilir. İhtimal de aynı. Ama prosedür gereği bu raporun içerisinde fotoğrafları, bilmem neleri, raporları, zemleri, her şey mevcut yani. Olay yeri inceleme denilen yerde ceset içeriye bulunduğu an itibariyle cezaevi savcısı ve cezaevi müdürü oraya gelir. Ve her şey son ana kadar zapt altına alıyor. Peki bu aile bu konuyu bu kadar talepte olursa şunun cevabını da ver. Bu aile bu kadar bu konu büyüyor, ayyuka çıkıyor, mezarın açılması, oğlunun yattığı yer. Katildi, oydu buydu, neyse ne ama sizin oğlunuzdu. Yattığı yerde huzuru bir şekilde kaçırılacak, mezar açılacak, konu bu noktaya kadar geliyor. Ya arkadaşım gel otur, tamam kimseye göstermiyoruz ama al raporu bu, fotoğrafı da bu, fotoğrafları bu. Aha bak rapor bu, imzası bu, rahat mısın? Niye bunu yapmıyorlar? Uzlaşma kültürü işte. Uzlaşma kültürü. Yani neden bunu yapmazlar? Eğer ki elinde bu materyal yoksa eğer yapmaz. Yapmaz. Evet. O zaman yapmaz. Eğer böyle bir materyal varsa elinde. Ki çoğunlukla fetih kabir olaylarında şöyle yapıyor. Video çekiliyor. Video çekim esnasında kabir açılıyor. Önce kabire kimse girmez. Gaz oluyor çünkü kabirlerde. O gazın çıkması beklenen çıktıktan sonra eğer toksik zehirlenme şüphesi varsa o durumda şey yapılır, kefen parçası ve toprak parçaları alınır ki zehir şey toprağa veya kefene bulaştı mı diye. Yoksa ilgili organlar, organ kalmamıştır zaten üzerinden bayağı bir zaman geçti. Kemiğe dönüşmüştür. Kemiğe dönüşmüştür. Kemiklerden örnek alıp adli tıpa gönderilir. Adli tıpta bunu da herhangi bir gerçekten bu DNA uyuşuyor mu uyuşmuyor mu o konuda bu dosya için konuşuyor. O konuda yaparlar. Ondan sonra kamuoyu diyecek ki kemikleri değiştirdiler. Bilir kişi raporuna mı inanılır? Yani bizim insanımızı yükseltmek için. Ben sadece şu kısımda biraz da değinmek istiyorum. Aslında herkesin kafasında belki de bu olsa. Şimdi atıyorum, bunun da ceza zaman aşımı süresi var. Ceza ne zaman kesinleşti? 2012'de, işte 2011'de veya. Bunda yaşı çocuğu küçük o yıllar. 16'ya 8 ay. Yaşı işte fevkalade zaman aşımı ileri sürse 25 yıl. 25 yıl önce sonra çıkarsa evet ben geldim derse ne olacak? Abi de öyle bir durum var. Çıktı, ben evet Cem Garipoğlu benim dedi. Çıktı. O Bulgaristan'da o zaman hakikaten ne oluyor? Nazlı Hamarat'ın eşi. Zaman aşımı. Cevdet. Emir Cevdet. Ya Emir Cevdet için bir tanesi Afrika'da gördüm dedi ya. Bir tatil köyünde güneşleniyordu arkadaşlarıyla beraber. 16 yıl 8 ay sonra gelebilir. Ama ona da ne oldu abi? Onu kestiler mesleler. Bitti işte. Bir de bu boyutu var yani.
16 yıl 8 ay ya müebbetini evet, karşıladı. Evet, 16 yıl 8 ayın sonunda. Ama orada belki şey olmuş olabilir. Bilmiyorum tabi hocam daha iyi bilir de. Hani ağırlaştırılmış çünkü canice öldürülme var orada. Canavar his sahibi normal... şey yaşı küçük. 18'in altında ya. Onu ondan dolayı hafif yani ağırlaştırılmış. Normalde ağırlaştırılmış müebbet uygulanır ama 24 yıl verildi. Af olmaz yani ağırlaştırılmış müebbet. 16 yani şunu mu anlıyoruz? Eğer ki bu adam 8 sene tutun ki bu kişi o kişi değil. Hayatta. Evet. 8 yıldır firari. 8 yıl 8 ay daha kaçarsa 8 yıl 9 ayın sonunda bu adam Türkiye'ye İstanbul'a geldi ben buradayım dedi. Yapacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Şaka mı yapıyorsun? Evet. Kaldı ki 12 Eylül'den önce Türkiye'de faili meçhul cinayetlerin birçoğu yurt dışında yaşayıp sonra bu işler kapandıktan sonra Türkiye'ye geldiler ve rahat rahat dolaşıyorlar. İş kurdular, ticaret evet, hayatına başladılar. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Peki bu zaman aşımını, zaman aşımını durdurecek bir gelişme kurgan yok mu? Öyle yok abi öyle bir şey. Ya zaman aşımı çünkü şöyle zaman aşımı kuralları şey bunu kesen sebepler var da onlar yani bu dosyayla çok da şey değil işte dosya birleştirilmesi falan yargılama ile ilgili şeyler var ama bunda fevkalade zaman aşımı dediğimiz olağanüstü zaman aşımı uygulansa bu dosyada olağanüstü zaman aşımı. Peki 25 şöyle bir soru. Nurcan abi toparlayalım konu. DNA testi yapıldı. DNA testi yapıldı ve olmadığı ortaya adamın çıktı. Yaşadığı ortaya çıktı. Evet. Yeniden yargılanma, çünkü yaşayan hayır. Bir adamı yargılayabilirsiniz. Dosya süre geçmiş abi, dosya kapanıyor. Kesinleşti dosya zaten. 24 yıl İnsanları almıştı. Kandırması, kaçması, bilinmesi ayrıca ayrıca suçlar olmuyor mu? Ya, biraz suçu belki oluşur ama zaman aşımına uğradacağı için o zaman mürekkep hale gelecektir. Yine bir şey olmayacak.